Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzda sizinle uzun zamandır incelemek istediğim TF-4500 hava savunma fırgatenini inceleyeceğiz. Projenin gidişatı, tasarımının özellikleri gibi çoğu şeyi de göz gezdireceğiz. Başlayalım. Son zamanlarda deniz kuvvetlerimiz için yapılan birçok platformu inceledik. Hücum botlardan fırgatenlere kadar çoğu şeye birlikte göz attık. Hepsi bizim için önemli olsa da TF-4500'e karşı ayrı bir sempati duyuyorum. Gerek özellikleri, gerek modern tasarımı olsun beni son derece tatmin etmekte. Böyle her şeyden biraz almış kaliteli bir duruşu var. Gemiyi tam olarak bilmeyenler neden böyle söylediğimi şimdi daha iyi anlayacaklar. Her zaman olduğu gibi genel özellikleriyle girişimizi yapalım. Gemimizin boyu 150 metre, genişliği 16,5 metre, ağırlığı da 4500 ton. Kogak sistemi ve çift pervanesi sayesinde saatte 75 km hıza çıkabilecek. Dünyada boyutuna rağmen bu hıza çıkabilecek nadir gemilerden. Okyanus değil de deniz veya ada savaşlarında hız önemli. O yüzden bize de hız lazım zaten. 140 mürettebatla birlikte 30 gün denizde kalma süresiyle 13.000 km yol gidebilecek. Yani 13.000 km menzilden bahsediyoruz. Ülke yüz ölçümüne bakarsak bizim için ciddi mesafeler. Gerçekten bu hedefe üzerindekilere rağmen ulaşabilirse tadından yenmez. Peki nedir bu üzerindekiler? İlk göze çarpan şey bilim kurgu tarzındaki ultra modern tasarımı. Her hat ve köşesi birbirini kapatacak şekilde tasarlanmış. Önden gelen radar dalgaları güzel şekilde dağıtılarak gemimizin görünmezliği hedeflenmiş. Ön top kulesi özellikle içeri girebilir şekilde ve tam arkasındaki VLS sisteminin oluşturduğu boşluğu kapatacak şekilde oturtulmuş. Bunu yan kısımlarında da görüyoruz, açılar kesin şekillerde. Modern zamanda görünmez karakteristik çok önemli bir nokta. Eğer bu tarz bir gemide radara yakalanırsanız işiniz çok zor. Üzerinize gelen füzeleri engellemeye çalışmaktan saldırı yapamazsınız. O yüzden dış karakteristiği diğer gemilerimize göre bu şekilde biraz daha abartılmış. Yani sonunda gizlilik olayı böyle bir projede de olsa olması gereken şekillerde ciddiye alınmaya başlandı. Gemimizin ön tarafında 76 milimlik bir top kullanılmış. Klasik şekilde akıllı mühimmat ateşleme kapasiteli, çok az da hava savunma yetenekli. Tabii bu topların yaptığına hava savunma denirse. Topun arkasında ana saldırı ve savunma gücü bulunmakta. 32 adetlik VLS füze hücresi. Her birine 4'er tane koyulabildiğini düşünürsek 128 füze bizim için gayet de yeterli. Derinlik ve genişlik olarak da bütün gemi füzelerini alabilecek şekilde. Ayrıyeten füzelerin hemen yanında bir de RAM sistemi görüyoruz. Her yönü görebilmesi için bir RAM sistemi de arkada var. Kısa menzil hava savunmasını bunlar karşılayacak. Mantıklı olarak radar ekosunun bozulmaması için Korkut D veya Phalanx kullanılmamış. Ortaya baktığımızda komuta kontrol ve radar sistemlerini görüyoruz. Yine yerlilik esas şekilde, bir tek radarlarda problem var. TF-2000 gibi çafrat kullanılmadığı için görüş yetenekleri itel radarlarla biraz düşebilir. Ayrıca radarların hemen yanında küçük problemler için 2 adet 25 milimlik stampı var. Diğer silahlarına göre minnak kalsa da söylemeden geçmeyelim. Arkaya bakalım, 16'lı gemi savar füzeleri ve 12'li torpido sistemi bulunmakta. Gizliliği sayesinde ani saldırılara girip en az 3 orta düzey gemiyi bunlarla perte çıkartabilir. Yine aynı şekilde küçük filolara karşı savunma yaparken de biraz uğraşla ve destekle püskürtme sağlayabilir. En arkaya geçelim. Çaf gibi engelleme sistemlerini ve helikopter hangarını görüyoruz. Bu hangar 10 tonluk helikopterleri bile alabilmekte. Görevi taşımak olan TCG Bayraktar bile maksimum 15 tonluk helikopter alabilirken TF-4500 için 10 ton gayet iyi. Evet, genel olarak gemimiz bu şekilde. Neden bu kadar beğendiğimi artık anlamışsınızdır. İçerisinde hava savunmadan denizaltı harbine ve kıyı saldırılarına kadar her şey için bir sistem var. Bir tane bile üretebilsek ülkemiz adına çok büyük bir başarı ve güç olur. Ha bir dakika, üretebilsek mi? Evet, ortada öyle bir sorunumuz var. Gemi hala proje halinde. Bir bakıma TF-2000'in ihracat versiyonu gibi bir şey diyebiliriz. Ama öyle hemen tasarlanıp yapılmak için yapılan projelerden değil. Tasarım çalışmaları ve testlerinde geçen 2 yıl sonunda bu hale geldi. STM çalışmalarını yaptıktan sonra fuarlarda sergilemeye başladı. Eğer yurt dışından veya ülkemizden bir istek olursa yapımına başlanacak. Ki ileride ne olacağı belli olmaz. Donanmamız bu tarz gizliliğe önem veren gemilere ilgi duymaya başlayabilir. Tıpkı Amerika'nın bir zamanlar uçaklar için takıntılı olduğu radarda görünmeme çılgınlığı gibi. Gelelim sona, problemlere.
Yani gemimizin durumunda bir problem yok aslında. Yapılamaz bir şey değil. Tersanelerimiz tecrübelerini iyice katladıkları için yapılabilir bir proje. Tek bir sıkıntı var, o da maliyet. Bu projenin istenmesi, yapıma alınmasının önündeki en büyük engel ekonomi. Deniz kuvvetlerimize daha birçok sistem gerekli. Bunları araştıran bizler de biliyoruz, onlar da. Ama yapabilecekleri pek bir şey yok. Yani bütçeyle elleri kolları bağlanmış durumda. Biz istiyoruz ki TF-2000, İ sınıfı korvet, TFX gibi projeler hemen yapılmaya başlansın. Ama şöyle de bir şey var, ordumuza yeni katmaya giriştiğimiz birçok proje var. Üstelik bunların üstüne binen eski platformların bakımları, modernizasyonları derken bu maliyetler korkunç boyutlara ulaşmakta. O yüzden bize şu anda gereken en önemli şey bu projelerin yanında sağlam bir ekonomi. Vatandaşına, üretimine, çiftçisine, fabrikasına gerçekten değer veren sağlam bir devlet. Bunları da siyasi amaçla söylemiyorum. Her şeyi siyasete bağlamaya çalışan kardeşlerim, lütfen bunlara girmeyelim. Burada önemli olan ülkemizin, vatanımızın bekası. Amaç ne birilerini gömmek ne de yüceltmek. Ortada tek gerçek var, o da ülkemiz. Bu uğurda yaşayacak, yaşatacak ve çalışacağız. Önümüze konan yüzlerce engeli birlikte aşacağız. Yeter ki bilelim, öğrenelim ve deneyelim. Gelecek hepimizin avuçları arasında. Videoyu da oyundan da olsa çok hoşuma giden hava savunma görüntüleriyle kapatmak istiyorum. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum, hoşça kalın.